Merhabalar efendim, ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için hazırladığım tarifim fayita. Sosu ile birlikte, ekmeği ile birlikte A'dan Z'ye arkadaşlar nasıl yapılır? Meksika mutfağından fayita tarifini sizler için hazırladım. Salsa sosu, ekşi kreması, guacamole sosu, fayita baharatı ve antrikotlu fayita. Evet arkadaşlar, biraz videom uzun olsa da gerçekten eğer sizde çok lezzetli bir fayita yemek istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin derim. Evet, öncelikle fayitamız için ekmekle başlıyoruz. Mayasız lavaş ekmeği yapacağız. Gerekli olan malzemeleri 600 gram un, 1,5 su bardağı su, 1 yemek kaşığı şeker, yarım yemek kaşığı tuz. Hepsini ben robotumda güzelce yoğurdum 4 dakika içerisinde. Çok yumuşak bir hamur olmayacak arkadaşlar. Biraz katımsı bir hamur elde edeceğiz. Sizlere burada kıvamını göstereceğim. Evet, 4 dakikada hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi hamurumun kıvamı bu şekilde. Çok ele yapışmayan bir hamur arkadaşlar. Böyle bir kabıma aktardım. Üzerine şeffaf folye ile kapattım. Bir kenara aldım, beklettim. Bu esnada ben diğer soslarımı yapmaya geçtim. Şimdi ilk etapta guacamole sosunu yapacağız. Bunun için bir tane avokado kullandım. Evet, avokadoyu bu şekilde içini çıkartıyorum. Önce ortadan kesip daha sonrasında çekirdeğini çıkarttıktan sonra bıçakla hafif çizgiler atıyorum. Bu sayede daha kolay çıkıyor arkadaşlar. Kaşık ile birlikte daha sonrasında bu şekilde hemen çıkıyor. Gördüğünüz gibi daha sonra eğer kalan kısımları da kaşıkla sıyırabilirsiniz. 3-4 dilim çili biber kullandım. 2 diş sarımsak. Bunları robotumda ilk etapta çekiyorum, ufaltıyorum. Daha sonrasında bir tane avokadoyu bir tane dilimlere ayrılmış domatesi, yarım limonun suyunu, tuz, karabiber ilave edip robotumda tekrardan kısa bir süre püre haline getiriyorum. Ve bu şekilde ben guacamole sosumu elde etmiş oluyorum. Avokado sosumu. Ve gerçekten müthiş lezzetli oluyor arkadaşlar. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Avokado seviyorsanız müthiş yakışıyor. Ben bu sosu kahvaltılarda bile kullanıyorum. Ayrıca malzeme listelerimi arkadaşlar açıklama kısmına ekleyeceğim. Açıklama kısmından malzeme listeme ulaşabilirsiniz. Evet, yaparken malzeme listelerini hepsini tek tek vereceğim. Evet, gördüğünüz gibi sosum artık hazır. Avokado sosum. Müthiş lezzetli, hafif acı, sarımsaklı, domates, limonlu. Harika bir sos oldu. Bunu daha sonrasında ekmeğimize süreceğiz ve fayitamızla birlikte yiyeceğiz. Evet, guacamole sosumuzu servis tabağımıza alalım ve bir kenara koyalım arkadaşlar. Birinci sosumuz artık hazır. Hamurumuzu yaptık. Avokado sosumuzu yaptık. Şimdi ikinci sosumuzu yapacağız. Daha sonra salsa sosumuzu yapacağız arkadaşlar. Aşama aşama sırasıyla ön hazırlığını yaptıktan sonra en son etimizi kızartacağız ve müthiş fayita tabağımızı yapacağız. Evet, şimdi ekşi kremamız. Ekşi kremamız için gerekli olan malzemelerimiz yaklaşık yarım kutudan biraz daha fazla krema, 1 limonun suyu, 1 cimdik tuz. Evet. Hepsi bu kadar. Daha sonrasında kullanacağız. Dereotu kullanacağız. Gördüğünüz gibi limonu ve tuzu ilave ettikten sonra kremamızı çırpıyoruz. Kısa bir sürede katılaşacak ve yoğurt kıvamı alacaktır. Kremamız olmuştur. Şimdi eğer varsa arkadaşlar taze dereotu kullanabilirsiniz. Yoksa kurutulmuş dereotu. Onu da ilave edelim ve karıştıralım. Artık ikinci sosumuz da hazırdır. Ekşi kremalı sosumuz. Evet. Şimdi üçüncü tarifimiz fayita baharatımız. Gerekli olan malzemelerimiz 1 tatlı kaşığı karabiber, 3-4 tane tane karabiber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı tuz,
Yaklaşık yarım yemek kaşığından biraz daha fazla hardal, yarım tatlı kaşığı kişniş, yarım tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Böyle kaşığın ucunda arkadaşlar çok az tarçın. Evet, tüm malzememiz, baharatlarımız bunlardı. Eğer dilerseniz kekik de ilave edebilirsiniz. Havanı alıyoruz ve havanda baharatlarımızı güzelce karıştırıyoruz. Hardallarımızı havanda eziyoruz. Ve bu şekilde baharatlarımızı hazırlamış olduk. Evet, şimdi salsa sosumuz. Salsa sosumuz için 2 tane domates. Varsa arkadaşlar çeri domatesi çok daha lezzet verecektir. Bir tutam kişniş, yarım kırmızı soğan, 2 diş sarımsak, yarım limonun suyu, 3-4 tane küçük dilimler halinde jalapeno biber turşusu, acı biber turşusu. Daha sonrasında tuz ve zeytinyağı. Evet, domatesimizi, kişnişimizi, soğanımızı doğruyoruz. Sarımsakları eziceyle eziyoruz. Tabağımıza aktarıyoruz. Salsa sosu arkadaşlar biraz çoban salatayı andırıyor. Bizim çoban salatamız gibi. İçinde domates, yeşillikler oluyor. Tek farkı burada kişniş ekliyoruz. Kişniş müthiş lezzet veriyor. Mutlaka kişnişi kullanın derim. Daha sonrasında limon suyu, zeytinyağı, en sonda tuzunu ilave edeceğim arkadaşlar. Burada jalapeno biber turşusunu da daha sonra doğrayıp ilave ettim. O esnada kamera çekim yapmamış. Evet, soslarımız hazır. Şimdi fayita ekmeğimizi yapmaya. Hazırlamış olduğumuz hamurumuzdan toplamda 13 tane ekmek yaptım arkadaşlar. Lavaş ekmeği. Bu şekilde önce bezeler yapıyorum. Bezelerin üzerine kağıt havlu ile örtüyorum. Kurumaması için bu şekilde elimi hafif ıslatıp peçeteyi ıslatıyorum arkadaşlar. Daha sonra bezelerimi tavamın büyüklüğünce açıyorum. İnce bir yufka olacak. Evet, bezelerimizin büyüklüğü neredeyse mandalina büyüklüğü kadar arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi incecik bir hamur yufka elde ettik. Mayasız olduğu için de çok hafif bir ekmek oluyor. Gerçekten çok güzel. Ve bu mayasız hamurumuz arkadaşlar şimdi nasıl kabaracak? Gelin hep birlikte izleyelim. İnanılmaz kabaracak. Sanki içinde maya varmış gibi ama biz maya kullanmadık içerisine. İlk etapta fısır fısır olunca çeviriyoruz. Çevirdikten sonra tekrar çeviriyoruz. Fısır fısır oluyor, tekrar kabarıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kabarmasının püf noktalarından biri de çevirme işlemidir arkadaşlar. Sık sık çevirdikten sonra bu fısır fısır işlemler olduktan sonra çevirip kendisi otomatikmen zaten kabaracaktır. Balon gibi şişecektir. Evet, gördüğünüz gibi şimdi başlıyor arkadaşlar. Balon gibi şişmeye. Bu şekilde bütün yufkalarımı ben pişirdim. Müthiş oldu gerçekten. Çok lezzetli bir lavaş ekmeği. Bunu kahvaltıda kullanabilirsiniz, sıkmada kullanabilirsiniz. Dürümde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Beyti kebabından birçok yemeğin yanında bu lavaş ekmeklerini serviste kullanabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi yumuşacık pamucuk. Bu şekilde ben bütün lavaşlarımı pişirerek bitirdim. Meksikan mutfağından fajita yapmak kolay ama biraz zahmetli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi soslar, lavaş ekmeği, baharat falan derken aşama 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 bu işlemleri yapıyoruz. Biraz uğraştırıyor ama inanılmaz lezzetli, müthiş bir yemek yiyeceksiniz daha sonrasında.
Evet, bir yandan yufkalarımı açarken bir yandan da pişiriyorum. Sürekli çevirmeye dikkat ediyorum. Tabii ocağın altını da arkadaşlar son dereceye açmayın. Benim ocağım 9 derece en yüksek ayarı. Ben 7,5 ve 8 arası pişirdim lavaşlarımı. Evet, gördüğünüz gibi. Hepsi neredeyse balon gibi kabardı. Bir yandan açtım, bir yandan pişirdim. Evet, lavaşlarım da hazır. Şimdi etimize geçiyoruz arkadaşlar. Burada et seçimi çok önemlidir. Etin yumuşak olması için, lezzetli bir et yemek için etin seçimi çok önemli. Kızartmalık eti olacak. Antrikot kullandım. Sizler kontrfile kullanabilirsiniz, bonfile kullanabilirsiniz. Bu kızartmalık etlerden kullanabilirsiniz. Evet, dilimlere kestikten sonra şimdi baharatlama işlemini yapacağım. Çok az zeytinyağı gezdiriyorum. Hazırlamış olduğum fayita baharatından yaklaşık 2 tatlı kaşığı kadar etlerimin iki tarafına yediriyorum baharatımı. Güzelce ovuyorum. Bu şekilde etlerimi lezzetlendirmiş oluyorum. Bekletmeye gerek yok. Etlerimizi hemen kızartmaya geçebileceğiz. Kızartmadan önce döküm tavayı da ocağa aldım. Isıttım arkadaşlar. Isınmış olan döküm tavada etlerimi kızartacağım. Evet, bu şekilde baharatladım. Fayita baharatım ile. Evet, gördüğünüz gibi şimdi sesi de duyduğunuz gibi tavam çok güzel ısındı. Etler burada cız yapıyor. Kısa bir sürede etlerimi iki taraflı kızartacağım. Bu esnada soğanları iri şekilde doğruyorum. Yemeklik ay şeklinde. Kırmızı biber kullandım, mantar kullandım, yeşil biber kullandım. Eğer varsa arkadaşlar sarı biber de kullanın mutlaka. Ben de vardı maalesef bozulmaya yön tuttuğu için kullanamadım. Evet, soğan, kırmızı biber, mantar, yeşil biber. Ben bu şekilde sebzelerimi kullandım arkadaşlar. Sizler dilerseniz farklı sebzeler de içerisine atabilirsiniz ama ana malzeme sarı, kırmızı ve yeşil biberler, soğan. Dilerseniz mantar, karides de ilave edebilirsiniz. Çeşitlendirmek sizin elinizde. Ben sade antrikot etiyle bu şekilde tepsileri kullanarak yaptım. Evet, etlerim kısa bir süre sonra gördüğünüz gibi çok güzel mühürlendi. Çok güzel kızardı. Şimdi diğer tarafını çevireceğim. Ve üzerlerine daha da lezzetli olması için, etimin de yumuşacık böyle lezzetini hissetmek için birer parça tereyağı koyuyorum. Gördüğünüz gibi bunu böyle bile yersiniz arkadaşlar. Müthiş oldu. Gerçekten çok güzel. Şimdi etimi kurutmamak için hemen bu şekilde tavadan alıyorum. Şimdi bunu bir kenara koyuyorum arkadaşlar. Etlerimi, kızarttığım etlerimi ve hemen tavama aynı tavada hiç yıkamadan ve etimin lezzetiyle birlikte soğanları kavuracağım. Bir çimdik şeker attım. Soğanlar kavrulurken birazcık zeytinyağı ilave ettim. Bu şekilde yüksek ateşte kavurdum. Çok öldürmeyeceğim. Daha sonrasında biberleri, sebzeleri ilave edeceğim. Burada biraz fayita baharatından da ilave ediyorum arkadaşlar. Bütün sebzeleri ilave edip karıştırıyorum. Evet, fayita baharatını da mutlaka sebzelere de ilave edin. O lezzeti alsın. Evet, sebzelerim sotelenirken yüksek ateşte şimdi antrikot etlerimi iri iri dilimlere keseceğim. Çok sıcak ve inanılmaz lezzetli bir et oldu. Bu şekilde dilimlere kesiyorum. Porsiyonluk halde hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi hemen löp ağza atmalık.
Evet, yavaş yavaş artık sona geliyoruz. Soslarımız hazır. Tortilla, lavaş ekmeğimiz hazır. Etimiz de hazır. Gördüğünüz gibi o kalan etin lezzetli suyunu da sebzelerimizi ilave ediyoruz. Ziyan etmiyoruz. Çünkü onlar lezzet patlaması yapacaktır sebzelerimizde. Sebzelerimizi de aşırı derecede öldürmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi kesmiş olduğum, dilimleri kesmiş olduğum antrikotlarımı sebze sotemi ilave edeceğim. Kısa bir süre karıştırdıktan sonra artık ocağın altını kapatacağım. Sona doğru geliyoruz. Servise artık geçebileceğiz yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi bu şekilde benim için yeterli. Çok öldürmeyelim sebzeleri arkadaşlar. Şimdi dilimlediğimiz, dilimleri kestiğimiz antrikotumuzu sebzelerle buluşturuyoruz. Kısa bir süre çevirdikten sonra ocağın altını kapatıyoruz. Fayita tavamız artık hazırdır. Tadına tuzuna bakabilirsiniz. Eğer baharatı az gelirse tekrar fayita baharatı ilave edebilirsiniz. Tuz takviyesi yapabilirsiniz arkadaşlar. Lezzetlendirebilirsiniz damak tadınıza göre. Evet, artık fayita tavamız hazır. Ocağın altını kapatalım. Ve ben bu şekilde sunum yaptım. Fayita tavaları ile birlikte. Bunları daha önceden ısıttım arkadaşlar. Pay ettim. Lavaş ekmeği ve hazırlamış olduğum soslarla birlikte biz bir lezzetli bir akşam geçirdik. Evet, salsa sosumun tuzunu şimdi atıyorum arkadaşlar. Jalapeno biber turşusunu da ilave etmiştim. Dediğim gibi hepsini birden karıştırıyorum. Gerçekten çok lezzetli bir salata. Avokado sosu, ekşi krema ve fayitamız. Taze yaptığımız ev yapımı müthiş lavaş ekmeklerimiz ile birlikte fayitamız hazırdır. Şiddetle denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Müthiş bir lezzet. Bizim mutfağımıza da uyuyor aslında arkadaşlar. Ben bu tarz yemekleri çok seviyorum. Daha öncesinde Instagram sayfamda ben tavuklu fayita yapmıştım. Ama YouTube kanalım için tavuklu fayitamı videolu olarak hazırlamamıştım. Dilerseniz tavuklu fayita tarifimi de Instagram hesabından Nur Mutfağı Nurgül veya Starlight hesabımdan tavuklu fayita tarifime ulaşabilirsiniz. Evet, kısa bir süre burada yerken çekim yaptım. Daha sonrasında kapatmak zorunda kaldım çünkü çok acıktık ve inanılmaz lezzetliydi. Lavaş arasına fayitamızdan, ekşi kremamızdan ve avokado sosumuzdan salsa sosu ile birlikte dürüm yapıp parça parça yedik. Evet, biz çok beğendik. Umarım sizler de yapınca çok beğeneceksiniz. Bu şekilde farklı tariflerim kanalımda mevcuttur arkadaşlar. Lütfen emeğe saygı, beğenip yorumlarınızı eksik etmeyin. Ben bu tarifleri sizler için hazırlıyorum. Ayrıca kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Paylaştığım tariflerim sizlere bildirim olarak gelsin. Bu çok önemlidir. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın efendim.